Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Ramazan pidesi tarifiyle sizlerleyim. Normalde Ramazanlarda sıcak sıcak tükettiğimiz, lezzetini doyamadığımız pidemizi artık evimizde yapmak çok kolay. Hemen gelin malzemeyle birlikte nasıl yaptığımı size kısaca anlatayım. İlk önce bir su bardağı ılık suyumu derin kasenin içine ekliyorum. Bir pakette tek kullanımlık kuru maya, bir tatlı kaşığı toz şekerimi ekledim. Bir su bardağı unumu da ekleyip ilk mayalama işlemini gerçekleştireceğim arkadaşlar. Bunu güzel karıştıracağım. Ilık suyumu, bir tatlı kaşığı toz şeker ve bir paket mayamı, kuru maya karıştırdım. Bir su bardağı unumu da ekledim. Güzel karıştırdıktan sonra arkadaşlar ilk mayalanması için 10 dakika, 15 dakika bu şekilde bekleteceğim. 15 dakika mayalandırma işlemim bitti. 15 dakikada gördüğünüz gibi hemen çok güzel hamurum kabardı. Ve şimdi birazcık spatula yardımıyla karıştırıyorum. Bakın ne kadar güzel. Hemen 15 dakikada o kadar güzel kıvam aldı ki arkadaşlar. Şimdi hemen tekrar bir su bardağı ılık suyumu ekliyorum. Ve birazcık karıştıracağım. Tekrar su ekleyeceğim arkadaşlar. Ben iki tane pide yapacağım için birazcık suyunu ve malzemesini bol tutacağım. Arzuya göre pastane usulü pide istiyorsanız bir su bardağı süt de ekleyebilirsiniz. Spatulamla birazcık güzelce özleşene kadar karıştıracağım. Tuzumu ekliyorum arkadaşlar. Tuz damak tadınıza göre ayarlayın. Unum da burada kasemde de 3 su bardağı unum var. Mayalandırma işlemiyle beraber 4 su bardağı un eklemiş oluyorum. Birazcık hızlandırıyorum arkadaşlar bu aşamaları sizi sıkmamak için. Bu işlemi elimle yapacağım arkadaşlar. Yoğurma işlemini güzel elimle yavaş yavaş unumu da ekliyorum. Toplamda 5 su bardağı un ekledim. Yeterli gelmeyeceği için yarım su bardağından biraz fazla yine un ekledim. Un marka kalitesine göre değişeceği için her zaman bu kıvama göre un ekleyin. Ve hamurunuzun bu kıvam olmasına özen gösterin. Artık un eklemiyorum. Yaklaşık 10 dakika yoğurdum güzelce arkadaşlar hamurumu. Şimdi 2-3 yemek kaşığı sıvı yağımı da ekliyorum ki hamur güzel toparlansın. Sıvı yağ eklerseniz elinize yapışmayacak güzel bir kıvamlı hamur olur. Ve güzel hamur kendini toparlar arkadaşlar. Hemen şimdi kapağını kapatacağım. Bulunduğu ortamına göre 35-40 dakika mayalanmaya bırakacağım arkadaşlar. Hamurum mayalandı, iki katı oldu. Hemen şimdi birazcık tezgahımı unluyorum. Ve hamurumu kabından çıkarıyorum. Hamurumu iki beze yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve hemen zaten kabarcıklar o kadar güzel hamur kıvam oldu ki bezelerimi unlayarak güzel şekilledim. Birazcık çok hafif unladım arkadaşlar ele yapışmaması için. Bakın hamur o kadar güzel esnek olacak ki pidemiz bir o kadar lezzetli olması için. Şimdi hemen yağlı kağıt serdiğim tepsime hamurumu güzelce yayıyorum arkadaşlar. Elimle şekil veriyorum. Kesinlikle merdane veya oklava kullanmayın. Elimizle hamurumuzu yavaş yavaş hafif elimizi unlayabiliriz. Çok az ıslatabilirsiniz arkadaşlar. Elinize yapışıyorsa hamur. Bu şekilde tepsime güzelce hamurumu yaydım. Ve temiz bezimi örteceğim. Bu şekilde de 10-15 dakika mayalanmaya bırakacağım kenara. Şimdi hamurumun pidenin olmazsa olmaz o güzel kokusunu, aromasını veren sosunu yapmaya geldi sıra. Sosum için 1,5 yemek kaşığı unum, yarım çay bardağına yakın kaynar suyum var arkadaşlar. Hemen şimdi ilk önce kaynar suyu ekliyorum sıcak suyumu ve hızlıca karıştırıyorum ki unum topak topak olmaması için. Yarım çay bardağına yakın soğuk suyum var. Hemen onu da ekledim ve güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir adet de yumurta sarımı ekleyeceğim. Ama ilk önce güzel güzel karıştıracağız ki topak topak olmaması için. Yumurta sarımı da ekliyorum.
Güzelce özleşene kadar karıştırıyorum. Şimdi 10 dakika beklettiğim, mayalandırdığım pidemin üzerine ilk önce sosumu bolca döküyorum arkadaşlar. Fırça yardımıyla sürüyorum yani. Bol bol sürüyoruz. Elimle bu şekilde ilk önce yediriyorum. Sosumu hamuruma hem güzelce yedirmiş oluyorum ve hamurumu daha rahat açılımını da sağlıyorum bu sosla beraber. Elimin üzerindeki de arkadaşlar yanık lekesidir. Fırından tepsi alırken kazayla yaktım. Onu da hatırlatmış olayım. Şimdi tekrar sosumdan süreceğim. Bolca sürebiliriz arkadaşlar sosu. Yumurta sarısı sonradan da ekleyebilirsiniz. Daha güzel nar gibi kızarmasını istiyorsanız. Ben bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Hayretten yumurta sarısı sürmeyeceğim. Sosumun içine eklediğim için. Tabii ki ayrıyetten yumurta sarısı da ekleyebilirsiniz. Tekrar hatırlatmış olayım. Şimdi güzel tırnaklarımın ucuyla bastırdığım pideme parmaklarımın ucuyla güzelce bastırıyorum arkadaşlar. Şeklini çıkarmış olduğum yani pide şeklini vermiş oldum. Şimdi fırınımı da zaten hemen ısıttım. 180 derecelik fırınımı ısıttım. Fanlı ayarda pişireceğim. Şimdi susamını da döküyorum. Susamım da pastane, simit susamıdır. Siz arzuya göre beyaz susam, çörek otu karışık da kullanabilirsiniz. Ben birazcık bol susam sevdiğim için sadece yağlı susam kullanacağım. Çörek otu kullanmayacağım. Şimdi ısıttığım 180 derecelik fırınımı 200 dereceye getiriyorum ve pidemi pişmeye bırakıyorum. Nar gibi kızarana kadar o tarafta pişireceğim arkadaşlar pidemi. Şimdi ikinci pidemi de hızlıca size aynı işlemi nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Sosu sürüyorum. Elimle yediriyorum arkadaşlar. Ve sosumdan bolca bir daha sürüp sonra şekilleyeceğim. Bol bol sosumuzu sürebiliriz. Fırça yardımıyla tekrar sosumu sürüyorum ve elimle şekilleyeceğim arkadaşlar. Şimdi aynı işlemi yine tekrar yapacağım. Bu işlemden sonra da sos sürebiliriz arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olayım. Şekilleme işleminden sonra bir kez daha sos sürerseniz daha güzel kızarır ve daha güzel lezzetli bir pide elde etmiş oluruz. Bu sosu çok önemli. Hazır yediğimiz pidelerin tam evde kokusunu istiyorsanız mutlaka bu sostan yapın derim. Veya sadece yumurta sarısı da kullanabilirsiniz. Şimdi bunu da pişirmek üzere fırınıma hemen gönderiyorum. Evet, pidelerim pişti arkadaşlar. Şu an çok sıcak olduğu için fazla dokunamıyorum. Yumuşacık, harika bir pideler oldu. Siz de evinizde dışarıdan fırından aldığınız gibi mis gibi pideler kokmasını istiyorsanız mutlaka evinizde yapabilirsiniz. Ben ilk sahurda kendi pidemi kendim yapmak istedim. Siz de yapmak istiyorsanız deneyebilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.